Gece gölgenin rahatına bak. Biliyor musun? Bilenler böyle bir... Evet. Genç kardeşimizi performans konu olarak üç adam da ağırlayalım dedik. Akşanızla Çağatay Akman geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Kaç yaşındasın Çağatay? 18 yaşındayım. 18. Evet. Tam evlenme çağındasın. 18 yaşındasın. Evet. Şarkıyı yaptın. Şu anda 80 milyonu geçti. Evet, 85 milyon oldu. 85 milyon. Baktım ben 85'ti buraya gelirken. Böyle bir hız yok ya. Böyle bir 85 şey milyon. Ben gidiyor yani. Oğuzhan ne diyorsun? Sen çok tehlikelisin sen. Benim için çok büyük tehlikesi. Evet, beni geçti. Nedenini de biliyorsun bak. 85 milyon. Ben bilmiyorum çok ne. Çok ciddi bir tık. Sen asıl tık sende midir yani tık? Bir şey söyleyeyim mi? Bu lakabını söyleyeyim mi? Tık kraliçesi. Allah. Tık kraliçesi. Evet abi. Adeo kaçta? İnanılmaz. 100 Adeo milyonu geçti. Adeo geçti ama benim 100 milyon. Yüzü geçen şarkım değil. İkinci şarkım ama Çağatay geliyor peşimden. Sağlam geliyor. 85 evet. Milyonla geliyorsun. Evet. Bekliyor muydun böyle bir başarı? Şu an yani Ece Seçki sana bilenmiş. Bekliyordum dedi oğlum. Bekliyordum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir dakika bekliyordum da. İddialı bir karşı. Nasıl bekliyordun? Bu şarkıya 20 milyonluk bir kitleyle girdim. Sosyal medya fenomeniydim önceden. Seni yine rap... Yok, kendi rap, ben rapçi değilim zaten. Nesin oğlum sen? Evrensel müzik yapıyorum. Her tarzı harmanlayıp çıkarttım öyle. Kendi hani bir tarzını oluşturuyorsun. Evet, aynen. Başka şarkıların da var cepte mi yoksa yayınladın mı onları? Cepte da. Daha. Peki internet fenomeninin kaç takipçin var? Şu an yaklaşık 177 diye bin. Aynen. Maşallah. 177 deyince ben de takip ediyorum. 177 bin. 85 milyondan şu an seni takip eden hani... Ben yok, yayınlamadım ama normalde Instagram hesabım CGT'yi AKMN olarak. Normal Çağatay Akman değil. He, bir o daha söyle. CGT'yi AKMN. Böyle bir şarkın performansını alabilir miyiz senden? Tabii ki, tabii ki ne demek. Alkışlar Çağatay'a gelsin. Bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndükü voltasına. Fakirin paradına bir yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstlük küskünler, geceyi küskünler. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına bak yar. Seni düşlerin anlayacak da, dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Ya gerçekten yani 18 yaşında böyle başarı yakalamak, bu kadar hani kitleleri şarkıyı...
Bu başarıdan sonra bir planın yani var mı? Asıl önemli olan o, biliyor musun? 80 milyonu yaptın. Şimdi yani cepte var değil mi daha bir şeyler? Yani kendi şarkıların var. Kendine yatırımını yapıyorsun. Hedefin ne bundan sonra? Sanatçı olmak. Yani bir tane şarkıyla bırakmayacağım tabii ki de. Bir sürü kendi projelerin olacak. Tabii ki de. Şimdi bu şarkının, hani o da yanlış anlaşılmasın, bir altyapısı başka bir şarkıya ait değil mi? İsrailli bir grubun değil. Yani recording hakları var sadece. Hı hı. Normalde Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem, İsrailli grupta onlardan. Hadi Güllü'nün şarkısını almışlar. Bütün telifleri bizde. Melodi var ya. Da rai 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 rai. O melodi aslında bir Türk melodi. Evet. Fakat İsrailli arkadaşlar orada bizden devşiriyorlar. Sen de hop onlardan devşiriyorsun. Anladığım bu. Hakkımız olanı geri almışsın gibi. Aynen, teliflerini de aldık tabii ki de. Senin zaten çalıntı olsa bu hani 80 milyona kadar gelmez. Aynen. Doğru. Direkt kaldırırlar. Bizim olanı geri aldık diyebilir miyiz? Evet, bu evet. Kadar. Bizimmiş zaten. Çünkü söylenti de var, o çözümsün diye. Evet, öyle diyorlar. Aynen, bilmedikleri süper. İçin. Ama abi işin. Millet ezbere söylüyor şarkıyı. Çok güzel ve yani çok tekerlememsi bir durumu var ve direkt şey takılıyor yani. Hop gece gölgenin altına bak diye gidiyorsun mesela. Var mı ezbere bilen? Tabii ki de. Danilo? Her şey sallama, çay sallama. Var mı bilen? Ece biliyor musun şarkıyı? Bilmiyor. Sen hani Ece, ne kadar gidebilir? Ece ama çok fazla sözü var. Rakip şarkıyı ezbere biliyor musunuz efendim? Bence bilmiyor. Bence de. Hangi mikrofon olduğuna bağlı. Bu mikrofon. Benimki sen. Gece gölgeni rahatına bak bir de dön, kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön, memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yalan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynunda. Kardeşim bak, buradan anlayacağın tek bir şey var. En yakın rakibini çok yakından takip ediyor. Gördüğün gibi. Yani, hayır, gerçekten. Hani, hakikaten. Tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten bravo. Bu çok büyük bir başarı. Senin kıskananın da çok olur güzel kardeşim. Bunlar çok normal şeyler ama bak herkesin dilinde. Biraz önce biz burada bir oyun oynadık böyle işte emojilerden falan, aynen şarkılar tahmin etmeye çalıştık falan. İki kere senin şarkının tahmini geldi. Yolun açık olsun, çok güzel olsun. Herkesin dilinde olan bir şarkın var. Bindiğim arabada da senin şarkın var. Öyle söyleyeyim. Beni geçmemek kaydıyla olarak. Bir şeyler yapabilirsin. Aynen, bir şeyler yapmaya. Helal olsun. Vallahi çok tebrik ediyoruz. İnşallah nice albümler, şarkılar yapıp da seni bir daha programda ağırlamak isteriz. İnşallah. Alkışlar Çağatay Akman'a geldi. Tarz değiştiriyorum. Çok iyi, çok iyi şarkı. Vay be. Bu şarkıyı günümüz ozanları da bir yorumladı tabii. Eyvah. İzliyoruz kesinlikle. Yani yorumladık, eyvah. Yapacak bir şey yok. İyi geceler sevgili gönül dostları. Bir günümüz ozanlarında daha sizlerle beraberiz. Evet, inanılmaz bir video patladı biliyorsunuz sosyal medyada. Biz de bu eseri gördüğümüzde ellerimiz ayağımız titredi ve hemen icra etmek istedik. Çağatay kardeşimize buradan selamlar olsun. Buyur üstad. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstlük küskünler, geceye küskünler. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa, ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak.
Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Muhteşem sözler.